Evet arkadaşlar, tekrardan birlikteyiz. Özleştik. O yüzden hemen çıktık, geldik. Sizler de akabine hemen arka arkaya mı dinliyorsunuz artık? Ara mı veriyorsunuz? Bir de vakit kalmadı diye hocam böyle hızlandırıp diyorsunuz. Dedim ya, ben kendim hızlanayım da sizin hızlandırmanıza gerek kalmasın. Türkiye'de karstik şekiller, karstik yapıyla ilgili bakın 2020 sınavında jipsi sormuşlardı ve hemen de mi dinleyenler jips Sivas o vurgudan hemen yakalayıp cevabı verip geçtiler. Bu gibi detaylar önemlidir arkadaşlar. Çünkü ben ne diyorum, hep size şunları ana videolardan bak muhakkak diyorum ya oradan. Hani tamam tekrar hocam, sadece vaktim kalmadı, sadece tekrar dinlesem bunlar yeterli oluyor mu diye. Dediğim gibi altyapınız varsa, ön bilgileriniz varsa bu anlamda yeterli oluyor ama muhakkak hani orada tane tane yazarak, tane tane konuşarak üzerine durduğumuz için yine burada da tabii üzerinden hepsinin geçiyoruz. Yine de onlara bakmakta fayda var. Ben herhangi bir şeyi atlamıyorum, şansa bırakmıyorum ve diyorum ki ÖSYM bu konuyu çok seviyor kardeşim. Burayla ilgili sana kireç taşını da sorar, jipsini de sorar, kaya tuzunu da sorar diye. Bunlar önemli konular. Şimdi nedir bu karstik dediğimiz? Aslında karstlaşma diye bir süreç vardır. Karstlaşma bu... Bir kayacın su ile temas etmesi sonucunda o suyun içerisindeki karbondioksitin o kayacı çözmesi olayıdır. Aslında bu bir çözülme olayıdır. Su karbondioksit vasıtasıyla kayacı çözer ve bünyesine kayacı eritip alır. Daha sonra götürür, başka bir yerde ortamdan su çekildiğinde buharlaşmayla orada tekrardan eriyik haldeki kayaç tortulanmaya başlar. Bu sürece işte biz karstlaşma süreci diyoruz. Karstlaşma sonucunda ortaya çıkan araziye de karstik arazi diyoruz. Bunlar içerisinde 3 tip kayacımız var. Karstik süreçleri gerçekleştiren. Bunlardan bir tanesi kireç taşıdır arkadaşlar. Diğer adıyla kalker. Diyorum ki iki ismini de bilin. Çünkü bir sene kalker diye soruyor, bir sene kireç taşı diye soruyor. Ne yapacağı belli olmuyor. İki ismiyle de kireç taşı kalkerdir. Ve bu kireç taşı kalker dediğimiz arazi Türkiye'de karstik yapının en temel arazisidir. Farkındaysanız eğer Batı Toroslar başta olmak üzere en büyük karstik zaten kireç taşı deposu Batı Toroslar yöresindedir. Yine Orta Toroslar ve Güneydoğu Toroslar boyunca da siz bu karstik yapıyı ne yapabiliyorsunuz? Gözlemleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda az da olsa işte Yıldız Dağları çevresinde, birazcık Bursa çevresinde, Zonguldak, biraz da Karadeniz'in iç kesimlerinde bu kireç taşına bağlı araziler var ama genelde bizim yoğunluğumuz neresi olacak, algımız burası olacak. Yani bir karstik ova aradığında, bir karstik göl aradığında genelde ya da bir karstik plato aradığında buraları bulmanda fayda var diyoruz arkadaşlar. Ve şunu da silemiyoruz arkadaşlar. O da yine yamuklu bir şey çıktı ama düzelttim sonunda. Evet, birincisi bu. İkincisi jips dediğimiz, jips alçı taşı diğer adıyla, bunun bulunduğu araziler. Şimdi kireç taşları, şurada görmüş olduğunuz kalkerler, onlar okyanus tortusudur. Okyanus tortulanması. Hani hatırlarsanız dedik ya, ikinci jeolojik zamanda o Tetis Okyanusu'nun içerisinde tortulananlar büyük olan da kireç taşlarıydı. Peki jips alçı taşı dediğimiz Ankara, Sivas ve Kayseri. Burada özellikle Sivas'ı çok vurdu. Burada geniş yer kaplar. Yine tabi Ankara'da Beypazarı, Ayaş çevrelerinde de geniş yer kaplar. Jips dediğimiz arazi. Bunlar nerede oluşur? Bunlar da göl tortusudur arkadaşlar. Göl tortu. Yani hani hatırlarsanız demiştim ya, 3. jeolojik zamanda Anadolu'da Tetis Okyanusu'ndan çıktıktan sonrasında göller oluşmuştu diye. Mesela Kapadokya'da bir göl vardı. İşte bu dönemde Ankara, Sivas ve Kayseri çevresinde de göller oluşmuş. O göller içerisine ise bahsettiğimiz jips denilen alçı taşları tortulanmıştır. Bunlar göl ortamında tortulanıyor. Kaya tuzu dediklerimizde Çankırı başta olmak üzere bugün Türkiye'nin en büyük tuz yatakları, kaya tuzu yatakları Çankırı'dadır. Bunun yanı sıra soranlar oluyor bazen. Hocam Iğdır, Kars gibi yerlerde de var mı diye. Bazen demek ki sorularda falan karşınıza çıkıyor. Vardır arkadaşlar. Oralarda da yine kaya tuzuna rastlanabilir. Ancak burada dikkat edeceğim husus şu. Hocam mesela bizim Ankara'da dediğiniz jips dediğimiz karstik arazi var. Ama Ankara'da biz hiçbir karstik ovadan bahsetmedik değil mi? Evet, bahsetmedik. Ya da bir karstik platodan bahsetmedik. Ya da Sivas'ta bir karstik plato var demedik. E biz yine karstik plato deyince buraya geldik, ova deyince buraya geldik, göller ağırlıkla burada diyoruz. O zaman şöyle bir şey akla gelmiyor mu? Benim geliyor, muhtemelen ÖSYM'nin de geliyor. İşte onun cevabı senin de vermen gerekiyor. Yani şunu. Demek ki diyor, kaya tuzu ve jips gibi araziler çok çabuk yok olan, kaybolan arazilerdir. Dolayısıyla ortaya çıkan bir karstik şekil varlığını uzun süre sağlayamaz. Ancak kireç taşı karstik kayaçlar içerisinde en belirgin, en uzun dayanımlı
karstik yapıları oluşturan kayaçtır. Dolayısıyla sana ya ben bir karstik arazide ova, göl, plato gibi yapıları rahatlıkla görebiliyorum ve bunlar uzun yıllar boyunca orada kalabiliyor diyorsa bil ki kireç taşına bağlı olduğu içindir. Yani buna de ki en belirgin karstik şekiller. Bunu oluşturan en belirgin karstik şekiller oluşturan kayaç kim? Kireç taşıdır. En belirgin karstik şekiller. Şimdi gelelim peki o şekiller nedir dediğimizde hocam. Bizim bir karstlaşma sürecinin ilk başlangıcı şöyle olur. Yağmur damlası gelir bir karstik kayaya değer. İlk yağmur damlasının değmesiyle birlikte ilk erime, tepkime gerçekleşir ve erime başlar. İşte orada oluşan ilk şekle verilen isim lapya dediğimiz isimdir. Lapyalar zaman içerisinde böyle küçük eri biraz daha büyümeye başlar ve dolin dediğimiz mesela bu sınıf büyüklüğünde bir şekle dönüşürler dolinlere. Dolinler bu sınıf bir dolin, yan sınıf bir dolin, arkamız bir dolin. Aralarda neler var? Duvarlar var. Zaman içinde o duvarlar da erimeye başlar ve sınıflar bir araya gelirler, birleşirler. İşte o zaman olur size uvala dediğimiz şekil. Yani lapya, dolin, uvala gibi bu teletabi kardeşler birbirlerinin devamı gibi giderler. Lapyalar doline, dolinler uvalalara, ovalalar polyelere dönüşür yurdumuzda. Sonra polye dediğimiz yapı ortaya çıkar. Karstik ovalara polye olarak da isimlendiriyoruz. Ancak polyelerde dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur şudur. Polye sadece karstik erimeyle ortaya çıkan bir şey değildir. Polyelerin oluşumunda aynı zamanda tektonik çökme vardır. Tektonik çökme. Nasıl hocam ya? Hani şu Antalya Elmalı Burdur, Kesteltepe'nin Acıpayam, Denizli Korkut Tepe'nin Acıpayam, hani Denizli Acıpayam, Burdur Tepe'nin gibi karstik ovalar var ya. O karstik ovaların oluşumunda aynı zamanda tektonik çökmeler de etkili olmuştur. Yani bir karstik ova sadece karstik erime ile değil, aynı zamanda bir çökme ile de meydana gelir. Buna dikkat, sana polyeyi sorarsa erime artı çökme. Benden demesi sınavda çökme. Geldik düden bir diğeri su çıkağı ya da su batağı denilen özellikle yöresinde yeraltı suyunun yeryüzüne çıktığı ve genelde yeryüzündeki suların yeraltına daldığı alanlara düden adı verilir. Hani bizim o karstik arazilerimizde yüzeydeki sular bir anda foşadanak yeraltına karışıyorlar ya işte o foşadanak yeraltına karıştıran giderlere verilen isim düdendir. Zaten düden deyince aklımıza Antalya'daki düden şelalesi Antalya'da gibi geliyor ya öyle gelmeye devam etsin sizin için. Yani bunu gördüğünüzde Batı Toroslar çevresinde düden var mı derse düden olmaz mı? Orada Antalya düden var deyiniz. Mağara oluşumu, tabi bunlar içerisinde belki de hani mağaralar en dikkat çekici. Ne açısından mağara dikkat çekici arkadaşlar? Turizm açısından dikkat çekici. Bugün o zaman derim ben turistik değer olarak da sizlere sorulduğunda en azından birkaç tane meşhur mağarayı bilmekte fayda var. Antalya'daki Karayin Mağarası, Beldibi Mağarası gibi ya da Damlataş Mağarası gibi ya da Burdur İnsuyu Mağarası gibi. Mesela Burdur İnsuyu'nu buraya ekleyeyim. Niye hocam bazılarını böyle özellikle vurgulayıp yazıyorsunuz? Şundan dolayı yazıyorum. Burdur İnsuyu. Özelliği ne hocam? Özelliği şu. Turizme açılan ilk mağara. Türkiye'de turizme açılan ilk mağara Burdur İnsuyu Mağarası'dır. Önemli mi bu tür detaylar? Önemli. Karşımıza çıkabilir. İlk kış turizmi nerede başladı? Bursa Uludağ. Ya da ilk mağara, turizme açılan mağara kim? Burdur İnsuyu bu anlamda. Yine Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nı, Tokat'taki Ballıca Mağarası'nı, İstanbul Yarımburgaz Mağarası'nı da burada unutmayalım. Onlar da önemli, bilinmesi gereken mağaralardır. Genelde ben böyle turizm sorularında vesaire gördüğüm bir detay, yani ÖSYM kafası ne istiyor diye, turizmde genelde mekan ve bulunduğu yer eşleştirmesi istiyorlar. Yani bu mekan bu ille bulunuyor mu, orada yer alıyor mu gibi sorular geliyor karşımıza. Ve son olarak da Obruk. Obruk Mersin'deki cennet ve cehennem obruğu olarak, genelde şöyle söylüyorum ben, Mersin cennet cehennem mağaraları diyor. Ne mağarası diyorum ya, onlar obruk. Naz hocam diyor, mağara diyorlar. Hayır. Mağara ile obruk birbirine çok mu benzer bir şeyler? Aslında şöyle benzeşmiyorlar. Mağaranın tavanı var, obruğun tavanı yok. Bu kadar açık.
Yer altındaki bir mağaranın eskiden burada tavan varmış. Bu tavan olan kısım zaman içerisinde erimiş ve göçmüş, içeriye çökmüş. Artık ben yukarıdan gelip de böyle içine bakabiliyorum. O zaman ne diyorum buna? Obruk diyorum. Mağara tavanının çökmüşüne obruk derler. İşte buradaki Mersin'in cennet cehennem obrukları bu şekildedir. Artı bizim bir yerde daha obruklarımız oluşuyordu. Konya Ovası. Konya Ovası obruklarının oluşumundaysa biraz insanın hatası dikkat çekiyordu. Yani beşeri bir tetikleyici vardı. O da ne? Yeraltı sularının çekilmesi. Konya'da her sene haberlere çıkan 75 metre uzun genişliğinde, derinliğinde bir obruk oluştu. 300 metreymiş obruğun derinliği. Ya bildiğin evler çöküyor, köprüler gidiyor, tarlalar gidiyor, hayvanlar düşüyor, enerji nakilatları düşüyor. Nedir bu böyle dediğimizde? Diyor ki yeraltı sularını çok fazla çekilmesi kurak bölge olduğu için artezyen dediğimiz kuyular vasıtasıyla yeraltı suları sondajlanıyor. Orada bir su boşluğu oluşuyor. Bu karstik yapıda zaten o eriyik bir yapı olduğu için alt boşalmış vaziyette, üstteki tavan kısmı yer çekimine dayanamıyor. Gümbür diye aşağı iniyor. Oluyorsa ne başına bela. Konya Ovası obrukları, yeraltı sularının çekilmesine bağlı, artezyen dediğimiz kuyulara bağlı. Unutmayınız, karşımıza bunlar çıkacaktır. Erime şekilleri dediğimiz genelde bu yapıları görürüz. Çökelme şekillerinde ise zaten sarkıt, dikit, sütun gibi şekiller vardır. Çok çok lüzumlu değillerdir. Şunu bilmek yeterlidir. Eğer tavandan sarkan bir sarkma birikimi, sarkıtı varsa, aşağıdan çıkan dikit varsa, sarkıtla dikit zaman içinde bütünleşiyorlar ve sütun dediğimiz yapıya dönüşüyorlar. Evdeki kolon gibi düşün, ortalıkta duruyor gibi. İşte bunların olması için ne gerekli bizim için? Bir adet taban ve bir adet tavan. E şimdi tavan olan bir yer açık arazi olabilir mi? Hayır. Mecburen neresi olacak? Kapalı mekan. Yani mağara içinde bunların oluşabileceği yer açık arazi değildir. Peki hocam açık arazide ne oluşabiliyor? Traverten dediğimiz yapı oluşabiliyor. Bugün Denizli Pamukkale travertenleri bunun en güzel örneğidir. Aynı zamanda Denizli Pamukkale bir traverten yapısıyken derim. Aslında Türkiye'nin en büyük traverteni neresidir? Bugün sorsam belki Türkiye'nin en büyük traverteni herkese Denizli Pamukkale. Ne Denizli Pamukkale'si? Pamukkale'nin 1000 katı büyüklüğünde bir traverten daha var. Ama şu an üzerinde Antalya ili kurulu olduğu için biz onu göremiyoruz. Antalya şehir olarak bir traverten örtmüştür. Devasa bir travertendir orası. Bugün Antalya'ya baktığınız zaman basamaklar halinde inildiğini görürsünüz Antalya'ya. Benim amacım Konyaaltı plajına gitmekse basamak basamak Antalya'ya çubuk belinden sonrasına iniyorum. Her bir basamak Denizli Pamukkale'deki basamakların 1000 kat büyütülmüş versiyonu gibi düşünün. Üzerine şehir kurulmuştur, o yüzden pek de görülmez. Ben şimdi yine hani felaket tellallığıma başlamış gibi olacağım ama ben bunları anlatmadan da bildiğim bilimsel veriyi ne diyeyim yani anlatmayayım mı? Şunu söyleyeceğim. Allah muhafaza kimsenin inşallah canına malına bir şey gelmeyecektir ama mala biraz gelecek gibi inşallah cana gelmez. Antalya'nın bu yapısından dolayı, bu karstik özellikten dolayı Antalya'nın altı büyük boşluklardan oluşur. Devasa mağaralar vardır. Hatta derim çoğu yerde Antalya'da kanalizasyon sistemi yapılamadı. Sebebi ne? İşte bu kanalizasyon amacıyla siz yer altını açtığınızda önünüze devasa bir mağara ve oradan akan ırmaklar çıkıyor. Ve orayı geri kapatıyorsun. Ne yapıyorsun? Küçük küçük hemen kuyular yapıyorlar böyle. Foseptik kuyuları. Oralara şey yapıyorlar. Çıkan foseptiği dolduruyorlar. Ne yaptıklarını çözmüşsünüzdür. E peki hocam bu yapı zaman içerisinde ne olacak? Alttan yavaş 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 eriyor. Belli bir yerden sonrasında bu oradaki yapılan binaların temellerini yavaş 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 eritmeye başlayacak. Ve Antalya'da önce binalar birbirine böyle ufak ufak yaslanacak. Ama bu ufak ufak yaslanan binalar bundan bakın çok değil. Ben şimdi mesela Marmara'daki müsilaj meselesiyle ilgili Marmara Denizi'ndeki sıkıntılardan bahsederken dedim ki yani Marmara bu hızla gidersek zaten 15-20 yıl sonrasında zaten tamamen ölü. Ölü bak tamamen ölü. Bir gıdım oksijen yok, nefes alma olmayacak. Bugünden zaten ilk bunu belirtileri başladı. Hatta şunu söyleyenler olacağım, bu iş kurtarılır mı, bu kadar çabalanıyor. Ben size söyleyeyim arkadaşlar, kurtaramazsınız, bitti. Yüzeydekini temizlersiniz, aşağıya bir şey yapmaya çalışırsınız. Daimi oraya gelen sistemi kesmediğiniz sürece ki oradaki binlerce fabrika aynı zamanda şehrin kanalizasyonu derin deşarj da Marmara'nın altına veriliyor. Yani Allah aşkına onu sen kesmediğin sürece zaten bitiremezsin. Sadece yüzeyde görsel temizlik yaparsın. O 15-20 yıl sonrasında Marmara Denizi şu an can çekişiyordu, yoğun bakımdaydı. 15-20 yıl sonrasında artık kaybettik deyip üstüne toprak atıp gömeriz.
Böyle bir yer olacak. Peki Antalya'daki durum ne? Bu erime devam ettikçe arkadaşlar Antalya'da binaların yıkıldığı haberleri gelecek. Bir gece ansızın o binaların 15-20 katlı binaların çöktüğü haberlerini duyacaksınız. Bunlar da çok uzak gelecek değildir. Yakın gelecekte bunlar da karşılaşacağımız durumlardan. Belki Allah muhafaza diyorum işte geçen sene anlattık bu sene çıktı. Bu sene söylediğim bir şey önümüzdeki sene böyle bir haber gelirse vallahi bu hoca müneccim mi falan diye de şimdiden söylüyorlar zaten. Ama diyorum ki ben bunların hepsi yani okuduğum, araştırdığım, baktığım detaylar. Yani çok öyle kimsenin bilmediği bu da nereden çıktı denilen bir şey değil. Yerel yönetimler bilmiyor mu? Biliyor. Yani devlet bilmiyor mu? Biliyor. Ama işin ucu buraya dayanıyor. Evet, Karstik meselesiyle ilgili arkadaşlar söyleyeceklerim bunlardı. Şimdi geldik Türkiye'de kıyının şekillenmesiyle ilgili detaylara. Türkiye'de kıyıların şekillenmesinde tabii sadece bakın şunu ifade edeyim. Biz kıyı şekillenmesi noktasında dalgaların payı fazla görüyoruz ama şunu da unutmayın. Kıyıların şekillenmesinde akarsu ve rüzgarların da payı vardır kıyılarda. E hocam nasıl akarsuyun ve rüzgarın payı var? Ya biraz dolaylı düşünelim mi? Hadi düşünelim. Bugün Türkiye'deki akarsuların özellikle delta ovası dediğimiz ovaları nereye yaptığını biliyoruz? Kıyıya. Peki kıyı böylece dururken bir anda orada bir çıkıntı oluşuyor mu akarsu tarafından? Oluşuyor. Kıyının şeklini değiştiriyor mu oradaki delta? Değiştiriyor. O zaman bak kıyıların şekillenmesine akarsuların payı var. Ya da biz kıyı kumulları diye biraz önce anlattım ya size. Rüzgarlar dedik kıyılarda kumul yaparlar. O zaman kıyıların şekillenmesine oraya kumul birikimleriyle kıyı şeklini değiştirmekle rüzgarın payı var mı? Var. Ha en büyük pay kime aittir? Tabii ki de dalgalara. Ama akarsuların, rüzgarların burada payı var. Peki hocam başka kimlerin payı var? Mesela epirojenezin de payı vardır kıyıların oluşmasında. Epirojenez. Hani o toptan yükselmeler ya da çökmeler. Ya bir yer toptan yükseliyorsa ya da bir toptan çöküyorsa oradaki kıyı şekli değişmeyecek mi? Değişecek. O zaman kıyıların şekillenmesine bunların etkileri vardır diye de hepsini söyleyebilirsiniz. Ama biz dalgayla ilgili noktalara baktığımızda genellikle dalgaların dik yamaçlarda, dik kıyılarda aşındırma yaptığını biliyoruz. Önce dalga geliyor, buradaki malzemeyi kıra 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 düşürüyor. Sonra biraz daha ileriye içeriye içeriye işliyor. Buraları böyle yavaş yavaş dalgada ne yapmaya çalışıyor? Herkes ekmeğini yiyor kardeş. Akarsu geliyor oradaki bir tane tepeyi görüyor. Ben bunu yarayım götüreyim diyor. Orayı bozayım diyor. Dalga geliyor kıyıda dik yamaç görünce lan şunu biraz kemire kemire diyor. Denizin içine göndersem de şurayı sıfırlasam mı diyor. Bütün dış kuvvetler yeryüzünde bir şeyler bozmaya çalışıyor. Ama o bozmaya çalışırken otomatik yeni bir şekil daha meydana getiriyor. Geldik şimdi. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde biz aşındırma şekillerini göreceğiz. E şimdi dağlar kıyıya nerede paralel dediğimizde Akdeniz'de paralel, Karadeniz'de paralel. İşte dağların kıyıya paralel olduğu yerlerde falez adını verdiğimiz ya da diğer adıyla yalıyar denilen oluşumlara rastlanır. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, falezler en büyük falezler Doğu Karadeniz'de, daha sonra Batı Karadeniz'de, daha sonra Antalya falezleriyle meşhurdur derim. Hatta en meşhur oteli de Falez Otel'dir, basamaklı otel. Oradan sonrasında bir de Yıldız Dağları dediğimiz kısımda bu falezlere rastlanılmaktadır. Biriktirme şekillerinde ise genelde kıyı oku, kıyı kordonu, lagün gibi şekiller ortaya çıkar arkadaşlar. Doğrudan soru tip olarak gelmez. Hani hangisi dalganın birikimi vesaire. Bunlar daha çok işte diyorum ya YKS tarzı, böyle TYT tarzı soru tipleridir. KPS biraz daha mevcut olan oluşumları harita üzerinde nerede olabileceğini ya da hangi şartlar altında Türkiye'de nerede hangi yer şeklinin çıkabileceğini bize gösteriyor. Ben de bu anlamda diyorum ki bunları birlikteymiş gibi düşünün. Hani bu bir süreçtir. Kıyı oku zaman içinde kıyı kordonla, kıyı kordonu zaman içerisinde bir lagüne dönüştürür ortamı. Gelin bakalım. Şurada görmüş olduğunuz görselde burası daha büyük halde görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum şu an. Evet, bu soru size değildi arkadaşlar. Bu soru rejiye soruydu. Oradan onayı da aldım. Burada bakın, şurada görmüş olduğunuz burası Fethiye Ölüdeniz. Şu kumsal. Bu kumsal dediklerimiz, plaj dediklerimizi dalga biriktirdi, ince kumları getirdi. İşte bu kumsalın olduğu şuradaki girinti yapının adı, böyle Dağdeniz'e doğru girinti yapının adı kıyı oku. Bu kıyı oku. Zaman içerisinde şurada görmüş olduğunuz açıklık var burada, bir koy var. Zaman içinde bu koyun önü kapanacak. Yani bu dalga malzemeyi ilerlet ilerlet orayı kapatacak. Kapatınca şurada görmüş olduğunuz yer tamamen denizden bağlantıyı kesecek. Şu kıyı kordonu. Kıyı kordonu. Burada kalan kısım ise bir lagüne dönüşecek. Ya da diğer adıyla bir kıyı set gölü. Bir deniz kulağı.
Denizin kopmuş kulak gibi karada kalmış parçasına lagün ya da deniz kulağı denilir ve bu aynı zamanda kıyı set göllerinin oluşum sürecidir. Yani biz de İstanbul'da görmüş olduğumuz Büyük Çekmece Gölü, aynı zamanda Küçük Çekmece Gölü ve Terkos Gölü dediğimiz, bu Büyük Çekmece, Küçük Çekmece Marmara kıyısında, bu ise Karadeniz kıyısında olmak üzere İstanbul'daki 3 adet gölün oluşumu bu şekildedir. Dalgaların bir koyun önünü tıkaması sonucunda gerideki kısım tatlı sularla beslenmeye başlanmış ve denizden kopan bir parça olduğu için bir göle dönüşmüş. Buna da lagün adı verilmiş. Bir diğer yapının adı ise Tombolo, diğer adıyla Saplı Ada. Adanın sapı var. Sapı da bu, gördüğünüz üzere. Bu sap kısmı eskiden bu Sinop Yarımadası arkadaşlar. Sinop şöyleymiş. Şurada ise Sinop açıklarında bir ada varmış. Şurası da Sinop'tan çok dinleyen var biliyorum, hatta yaşlı yurdu falan diyordum ben. Sinop'tan yok kimse, herkes yaşlıdır falan diyordum. Hep Sinoplar el sallıyorlar videolarda, biz buradayız diye. Şahin Tepesi. Çok güzel bir yer var, orada da bir çay içmişliğim var. Çok güzel yerlerden. Şahin Tepesi eskiden neymiş arkadaşlar? Bir adaymış. Bu adayken arada şurada kara. E peki hocam burası ne? Deniz. Bildiğin deniz. Ancak burası biraz sığ olduğu için genelde adayla karalar arasındaki kısımlar daha sığdır. Yani derinlik azdır. Dalga sağdan soldan falezlerden kopardığı malzemeyi alır alır sürekli bu sığ olan yere doğru sürüklemeye başlar. Dalga oraya getirir. Malzemeyi buraya biriktire biriktire zaman içerisinde burayı tamamen kumla dolduruyor. Ve bizim eski adamız artık karaya bağlanmış oluyor. Saplı ada denilmesinin sebebi de buradaki kıyı kordonu dediğimiz o birikimin sapı olması ve onunla karaya bağlantı sağlaması. Türkiye'de iki tane örneği vardır bunun. Biri Güney Marmara'daki Kapıdağ Yarımadası, bir diğeri de Sinop Yarımadası. Ben derim ki Türkiye'deki her şeyin oluşumunu bilmenize gerek yok arkadaşlar. Her tür yarımadanın oluşumunu, sana Dilek Yarımadası nasıl oluştu diye sormaz. Teke Yarımadası nasıl oluştu diye sormaz. Ama Kapıdağ Yarımadası nasıl oluştu diye sorar. Bu ne birikimi diye sorar. Dolayısıyla da biz bu tip hani ön planda olan yerleri, yörelerin en azından oluşumlarını not ede ede böyle, aa Kapıdağ Yarımadası dalga birikimiymiş, bu bir tomboloymuş diye böyle kısa notlar halinde giderseniz sınavda size karşınıza genelde bunlar çıkacak. Çok detaya boğulmayın, gömülmeyin. Türkiye'de görülen kıyı tipleri bizim kıyılarımızda aynı zamanda o kıyının görsel itibariyle farklı farklı tipler tanımlanmış. Bunlardan ilki boyuna kıyı tipidir arkadaşlar. Boyuna kıyılarda zaten dağ kıyıya paralel olmalıdır. Akdeniz ve Karadeniz'de dağ kıyıya paralel olduğu için boyuna kıyılar. Peki hocam boyuna kıyıların özellikleri nedir gibi bir şey karşımıza çıkarsam ne cevap vereceğiz? Şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Boyuna kıyılar dağlar kıyıya paralel olduğu yerler olduğu için kıyıda girinti çıkıntı azdır. Kıyılar daha sade görünür. Girinti çıkıntının az olması koy, körfez, doğal liman, ada sayısının otomatik azalması demektir. Boyuna kıyılar daha ziyade dediğimiz gibi uzanış bakımından bakıldığında çok öyle girinti çıkıntıya sahip olmayan daha düz kıyılara verilen isimdir. Dağların uzanışıyla boylu boyunca uzanırlar. O yüzden bunlar boyuna kıyıdırlar. Bir diğer kıyı tipimiz enine. Enine kıyılarsa Ege'de tanımlanmıştır. Burada da girinti çıkıntının çok olması burada bizi ilgilendiriyor. Ege'de girdiri çıktılı kıyıların dağın kıyıya dik uzanmasının kaynaklı olduğunu biliyoruz zaten. Dağ kıyıya dik uzanır, girdi çıktı fazladır ve buna da otomatik enine kıyı denir. Şimdi buraya kadar çok bir sıkıntı yaşamıyorsunuz genelde. Boyuna ve enine cepte. Boyuna ve enine denilenin sonrasında bir çarşı karışmaya başlıyor. Hocam ondan sonra bir rüyalar, dalmatçalar falan filan gelince orada ortalık karışıyor diyorum. Ama şurada mesela Dalmatçalı bir kıyı var. Dalmatça deyince aklına ilk ne geliyor? Ben diyorum ki Dalmatça deyince aklına ilk ne geliyor? Dalmatça köpeği geliyor değil mi? Dalmatça köpeğinin neleri var? Benekleri var. Peki bizim kıyımızın neyi var? Onun da benekleri var. Bizim Teke Yarımadası dediğimiz yerin güneyinde o tekenin açıklarında kıyıya paralel uzanan adalıklar var. Sen ona böyle uydudan bakınca orada benek, benek, benek denizin içinde adalar görüyorsun. Benekli manasında, tabii benekli bir şey diyebilmek için birkaç ifade var. Düşünüyorum ben mesela Dalmatçalı diyebilirim. Mesela Puantiyeli diyebilirdim. Ama Puantiyeli kıyı biraz tuhaf karşılanacağı için daha ziyade Dalmaç kıyı, Dalmatçalı, Benekli kıyı denilmiş. Burada niye köpek dedim, şuradan yakala diye. Burası aynı zamanda arkadaşlar Antalya'nın Finike kıyılarıdır. Ben bunu Finike değil de aklında Finoke. Antalya Finoke. Niye?
Fino. Fino ne? Zengin iti. Var ya küçük olan. Fino fino gezdiriyorlar. Bak Finokyo köpeğe, Dalmatça köpeği gibi düşünebilirsin. Ya da Tekeli'nin için ne demiştik? Teke Yarımadası'nın güneyinde derse. Ya Türkiye'de hayvan adıyla anılan tek kıyı. Teke kıyısı. Niye hayvan adı hocam? Biraz önce sana söylemedim mi ben? Teke ne demekti? Erkeğin keçisi. Erkeğin keçisi olmaz. Keçinin erkeği olabilir. Evet, erkek keçiye teke diyorduk. Buradakine ne diyormuşuz? Kedi, teke, keçi, köpek, Dalmatça. Buradan yakalayabilirsin belki, öyle aklında kalsın. Bir diğeri kalanklı kıyı arkadaşlar. Madem ki teke, Dalmatça köpeğe, o zaman taş eline de bir şey kalıyor. Kalank. Kalanklı kıyı şu demektir. Akarsu vadileri, karstik arazileri yara o karstik vadiyi denize kadar sokarsa buna kalank denilir. İşte bizim Göksu Nehri karstik vadi aça Silifke'ye kadar yarıp gelmiş. Ve Mersin Silifke kıyılarındaki o yapının adı kalank kıyısı. Karstik kalank kıyıları diye bilinir, bu anlamda söylenir. Ve son kıyı tipimiz şurada görmüş olduğunuz Rıya. Tabi burada da görmüş olduğunuz Rıya. Aslında arkadaşlar ben hep derim ki size, ben Rıya kıyıyı anlattım ama siz onun Rıya kıyı olduğunu bilmeyerek dinlediniz. Şimdi hadi ben tekrardan Rıya'nın tanımını yapayım ve bilgilerimizi güncelleyelim. Eski akarsu vadileri deniz suları tarafından işgal edilirse buna Rıya kıyı tipi denir. Ha, düşünüyorum, eski akarsu vadileri kim var bizde? Ya İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı 4. jeolojik zamanda birer ırmak vadisi değil miydi? Evet, vadisiydi. Peki Karadeniz'in buzulla birlikte eriyip gelen suları İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki vadileri yuttu geçti mi? Geçti. İşte bir yerde ırmakları deniz suyu yutarsa oraya Rıya denir. Aynı zamanda Egeid karası çöktüğünde Akdeniz haydin gidiyoruz Ege'yi dolduracağız diye gelmemiş miydi? Gelmişti. Peki o yol boyunca Gökova Körfezi'nin olduğu yerdeki ırmak nerede? Yok etti o ırmağı. Normalde bak burada Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes ve Gökova diye ırmaklar vardı. Şu an dikkat edin, Menderes'lerin olduğu yerler duruyor ama Gökova'nın olduğu yerler bir kemirilmiş gibi, böyle içeriye doğru bir girinti olmuş. Oradaki ırmak çöktü. Denizin içine Akdeniz onun üstünü doldurdu. Bugün 15-20 metre aşağıya doğru dalmaya başladın da ırmağın vadisini görüyorsun. Orada hala ruhu yaşıyor. İşte bunlar da ne deniliyor? Eski vadiler deniz suyu yutmuş. Buna da Rıya denilirmiş. Evet arkadaşlar, geldik bir diğer nokta. Şimdi bunlar bizde görülen kıyı tipleriydi. Gelelim görülmeyen kıyı tiplerine. Türkiye'deki 4 kıyı tipi, tanımlanan 4 kıyı tipi bizde görülmez. Peki nedir hocam buradaki görülmemesi? Fiord ve Skajer dediğimiz kıyı tipleri vardır. Şimdi buzullar deniz seviyesine kadar inerse eğer, böyle o şeyi sirk dediğimiz çukurları yara yara vadi aça aça denize kadar buz kütlesi girerse buna fiord denir. Bizde hiçbir zaman kıyıda buzullaşma oldu mu? Olmadı. Kıyıda buzul olmadığına göre kıyıda fiyort görülür mü? Görülmez. Peki hocam Skajer ne? Skajer de şudur aslında. O hani moren dediğimiz taş kaya vardı ya önünde sürüklediği. Eğer ki bir gün buzul önüne sürüklediği taşı kayayı denizin içine sokup da morenlerden birer ada yaparsa, morenden oluşan adalara da Skajer denilir. Ya bizde buzul asla 2000 metrenin altına inemediğine göre, deniz seviyesi olmadığına göre ne onun açtığı yarık, fiyordu, ne de onun getirdiği moren adası görülmez. Bu ikisi kesin olarak yoktur enlemden dolayı. Burada görmüş olduğunuz Haliç ve Vat tipi kıyılar, bunlar da Türkiye kıyılarında rastlanmaz. Haliç'in tanımında şu vardır. Okyanus kıyısındaki ülkelerde gelgitkenliğinin fazla olmasına bağlı olarak akarsu ağızlarında delta oluşamaz. Akarsu ağızlarında delta yerine birer girinti vardır ve bu girintilere de Haliç denir. Gel gör ki geçen yıl bir adet, yani 2020 KPSS'de ön lisansta sormuş oldukları bir soru ortalığı karıştırmıştır. Ben o soruyla ilgili, yani seçeneklerde hem Haliç vardı hem fiyort vardı, hangisi görülmez diye sormuş. Ve cevap zaten fiyorttu. Ama Haliç de görülmez diye bir anda, değil mi, ortada sen de karşılaşsan böyle bir soruyla, ister istemez sen de ya ne oluyor dersin. Ben de baktım, dedim ya ne oluyor, böyle bir saçmalık yok. Tabii yani bildiğimiz bütün akademik kitaplarda MEP kitabı özellikle şöyle belirtiyor. Haliç görülmez.
Akademik kitaplarda Türkiye'de Haliç olduğuna dair en ufak bir satır yazı yok. Haliç kıyılar görülür diye. Hep tanımlar Avrupa üzerinden verilmiştir. Bizde görüldüğüne dair bir emare yoktur. Üniversitedeki hocalarla görüştürmek gerek işte lisans üniversitemde gerek yüksek lisans üniversitemde oradaki bütün akademisyenlerle dediler yok yani öyle bir şey kim niye çıkartmış. En son şuna kanaat getirildi. Herhalde soruyu yazan vatandaş, her kimse onun akademik bilgisiyle ilgili bilemiyorum tabii. Siz benim yerime bir şeyler düşünebilirsiniz. İstanbul'daki Haliç'le Haliçli kıyıyı karıştırmış olabilir dediler. Gerçekten. Yani hocaların en çok sen yaptığı çıkarımda böyle bir şey vardı. Yani İstanbul Haliç'i Haliçli kıyıyla karıştırıp hani bir anda ben Haliç'i düşünürken ya Haliçli kıyı mı algılaşıldı diye düşünmeyerek böyle bir şey yapmış olabilir dediler. Bir tane bile kanıt yok. İtiraz ettik, cevap verebilecekleri hiçbir şey yok. Yani saçma sapan bir işti. Bunların varlığına dair Türkiye'de kimse bir şey demiyor. Milli Eğitim Kitabı özellikle yoktur diyor zaten. Biz de ona göre yoktur diye anlatıyoruz. O zaman niye oraya yoktur yazıyorum? Varsa kanıtı göster, çıkar göster. Gösteremiyor. Değil mi? Haliç Bat, okyanus akıyımızın olmaması gelgit azlığı nedeniyle bu tip kıyılarda Türkiye kıyılarında rastlanmaz. Zaten şu ifadeye bakın. Türkiye'de Haliç tipinin olmadığının kanıtı deltanın varlığıdır. Tanım diyor ki sana bir ülkenin kıyılarında ya Haliç vardır ya delta vardır. Ya birinden biri varsa öbürü yoktur zaten. Bizdekilerde delta var o zaman ne Haliç'i ya diyeceğiz. İstanbul Haliç'i karıştırmayın diye ben size anlatırken kimlerin karıştırdığına komediye dönüşmüş vaziyette. İstanbul Haliç de arkadaşlar Riya kıyı tipidir. Oradaki Haliç'in bulunduğu Haliç Deresi'nin orada ırmak varmış orada. O da yine İstanbul Boğazı'nın su basarken Karadeniz suları orayı da basmıştır. Yani yine akarsular tarafından yutulan eski bir vadidir. O zaman yine Riya tanımına uyuyor mu? Uyuyor. O karıştırılmaz. Evet arkadaşlar normal şartlarda bu kısım bitti ama benim size kısaca şunlardan da bahsetmem lazım. Çünkü sıklıkla coğrafyada bir kavram yanılgımız var. Hocam engebeli, düz, yüksek, alçak. Hani her yüksek yer engebeli midir? Olabilir diyor şu an. Her yüksek yer engebeli değildir. Ya da her engebeli yer yüksek değildir. Bunlar farklı kavramlardır. Ama sizin zihninizde hep şöyle anlatır mesela. Erzurum Kars. Dağlık, engebeli, yüksek. Hayır. Erzurum Kars yüksek düzlüklerden oluşur. Erzurum Kars plato değil mi? Kafa sallıyor. Plato. Plato olan yere nasıl dağlık diyorsun sen? Doğru ya. Şu anda onu diyorsun değil mi? Sorguluyorsun. O zaman gelelim. Hocam engebe ne demektir? Engebe, engebe demektir. Yani bunun illa yüksek olmasına şart yok. Ben şuraya getirdim. Bak engebeli bir arazi değil mi? Bu engebeli arazide şuraya 0 metre derim. Şuraya bir şey yazmam. Engebeli mi dediğimde engebeli dersin. Peki yüksek mi dediğimde ne diyeceksin? Bilemeyiz değil mi? Evet. Ben buraya getirir 300 metre yazarım. Engebelidir ama yüksek değildir. Anlatmaya çalıştığım bu. Gelir buraya 3000 metre yazarım. Hem yüksek hem de engebelidir. Demek ki engebe illa yüksek yerde olur diye bir kaide yoktur. Yıldız Dağları engebelidir ama çok yüksek değildir. Menteşe yöresi engebelidir, çok yüksek değildir. Hakkari hem engebelidir hem de yüksektir. Demek ki engebeli olmak, yüksek olmakla doğrudan ilintili bir kavram değil. Engebe, engebe. Peki ne olur? Fiziki haritalarda yükselti değişimi fazla olduğu için sürekli renk boyamak zorunda kalırsınız. Aynı zamanda engebeli yerde tarlalar dar ve parçalıdır. Tarımda makine kullanımı, traktör, biçer, döver sıkıntılıdır. Buralarda daha ziyade ne yaparsın? Ya kas gücüyle ya da at, eşek, hayvan, öküz gücüyle tarla sürmeye çalışırsın. Hal böyle olunca da orada geri kalmış yöntemler olduğu için bizim ekstansif, kötü tarım dediğimiz tarım yöntemleri uygulanır. Ulaşım maliyetleri hem yüksek hem ulaşımınız güçtür. Aynı zamanda tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Engebeli yöreler genelde geri kalmış olduğu için ağırlıklı geçim tarım üzerinedir. Tarım üzerine bir geçimin sağlandığı yerde ise tarımsal yoğunluk oluşur. Bu anlamda düşünebilirsiniz. Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkımız fazladır. Bu da şu an anlama gelir arkadaşlar. Gerçek alan buradaki bütün kıvrımın yüzeyini hesapladığın alandır. İz düşüm alan ise şudur. Benim bir yerim ne kadar engebeli ise ben bunu sündürdüğümde inanılmaz bir uzunluk çıkar ama baktığım gördüğüm uzunluk kısa gibi görünür. İşte orada alan farkı inanılmaz fazla. Ben bunu hep kıvırcık saç ve düz saç meselesini benzetiyorum. Birinin saçı kıvırcıktır ama o kıvırcık saçı çekip açtığında inanılmaz uzun görürsünüz. Bıraktığında toplandı. İşte bu ne demek? Görünen küçük ama açınca büyüyor.
Bu işte alan farkı artmaya başlar. Düz arazilerde tam tersi. Haritalarda renk değişimi azdır. Genellikle tek renkle boyanır bunlar. Tarımda makine kullanımı kolaydır. Aynı zamanda yol yapımları ucuzdur. Aynı zamanda buralarda gerçek alan izdüşüm alan farkı azdır denilir. Tarımsal nüfus yoğunluğu azdır denilir. Peki hocam yüksek yerler ne var? Yüksek yerler bir yere yüksek denilmişse zaten bil ki fiziki haritada kahverengi ile gösterilmiştir orası muhakkak. Kahverengi ile gösterilen bir yerde şu yorumları yapabilirsiniz. 1. Karın yerde kalma süresi uzundur diyebilirsiniz. 2. Hidroelektrik potansiyeli fazladır diyebilirsiniz. 3. Bitki türleri daha ziyade soğuğa dayanıklılardan oluşur diyebilirsiniz. 4. Orada gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık farkı fazladır diyebilirsiniz. Benim genel anlamda sizde gördüğüm sıkıntılardan bir tanesi şu. Gerçek sıcaklık indirgenmiş sıcaklıkla gerçek alan iz düşüm alanı karıştırmak. Nasıl da karıştırdın değil mi? İşte bunları karıştırma adına yapacağımız işlem şu. Ben hep o örneği size veriyorum. Aklında zihninde hep o olsun. İndirgenmiş denildiğinde şunu hayal et. Ben bir şeyi indirdim. İndirgenmiş indirdim. Bir şeyi nereden indirirsin? Yüksekten. Aa, o zaman indirgenmiş yükselti ile alakalı. Alan derse iz düşüm alan o engebe. Anladık mı şimdi? Bir şeyi nereden indirdim? Yüksekten. İndirgenmiş yükselti. Öbürünü karıştırma. Zaten artık inşallah karıştırmayacağım. Peki biz yüksek bir ülke miyiz hocam? Evet, yüksek bir ülkeyiz. Peki neden bu kadar yüksek olduk? 1. Kıtalar tarafından sıkıştırıldık. Araplar ve Afrika kıtası, bir de yukarıda bulunan Avrasya levhası, bunlar arasında kaldık. Bu üçü bizi sıkıştırdılar. Alttan Araplar ve Afrikalılar ittiriyor. Sibirya'nın olduğu, yani o Avrupa, Asya'nın olduğu Avrasya hareket etmiyor. Biz arada kaldık, kısıldık ve yükselmeye başladık. İkincisi, Alp-Himalaya kıvrımı dediğimiz kıvrımı uğradık. Yani o kıtalar bizi sıkıştırıp yükselttikçe aynı zamanda deniz içindeki tortular yükselerek, yani adam eksi 2000 metredeydi, şimdi çıktı artı 2000 metreye. Niye? Kıtalar sıkıştırılacak kıvrılma yaşandı ve dağlar oluştu. Dolayısıyla bizi yükseltti. Aynı zamanda eprojenez dediğimiz hareketlere bağlı olarak Anadolu günden güne yükseliyor. Dedik ya hani Doğu Anadolu bölgesi genel anlamda yükselen bir yer. O da bizim yüksek ülke olmamızı etkiliyor. Aynı zamanda alttaki mağmanın yeryüzüne çıkarak üst üste birikmesi ve 5000 metre 4000 metrelik dağlar oluşturması Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla çıkmasında etkili oluyor. Peki Türkiye'nin neresine ne diyeyim hocam? Bugün Türkiye'nin en dağlık ve engebeli yeri Karadeniz'dir. Genelde Doğu Anadolu zannedilir değil mi? Türkiye'de dağlık engebeli deyince Doğu Anadolu zannedersin. Hayır, Türkiye'nin en engebeli yeri Karadeniz'dir. En engebeli coğrafi bölümü ise Doğu Karadeniz. Hakkari'den bile daha dağlıktır Doğu Karadeniz. Bak, Hakkari Doğu Karadeniz'den daha az dağlık bir yerdir. Daha az engebeli bir yerdir. En engebelisi Doğu Karadeniz. Zaten Doğu Karadeniz'de yaşanan her türlü sorunun altından bu engebe çıkar. İki gün sonra ben sana anlatırken diyeceğim ki Doğu Karadeniz'de hava yolları, havalimanları denizi doldurularak yapılıyor. Sebebi ne? Engebe. Uçağın ineceği, pist yapacağın düzlük yok. O yüzden deniz dolduruyorsun. Hocam onda da mı engebe çıktı? Evet, Doğu Karadeniz'in her şeyinde engebe. Doğu Karadeniz Kalkınma Planı niye yapılıyor? Engebeden kaynaklı sorunları ortadan kaldırmak için. Engebe ile ilgili bir zımbırtı varsa eğer sorun oluşturan cevap Doğu Karadeniz'dir. En düz bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesi. O zaman platolardan ve ovalardan oluştuğu için düzlük diyebilir miyiz biz kendisine? Diyebiliriz. Aynı zamanda o düzlüklerden oluştuğu için herhangi bir çanak çukur olmadığı için göl oluşmasını engellemiş mi bu durum? Engellemiş. Peki GAP'la birlikte su gelince o tarım arazilerinde yoğun tarım yapılabilmiş mi? Yapılabilmiş. Çünkü düzlük yerde ne olur? Tarlalar geniş ve düzgün olur. En düz bölümler. Türkiye'nin en düz yeri Ergene dediğimiz Edirne'nin bulunduğu bölümdür. En düz bölüm olarak bakıldığında. Konya daha sonra gelir ve Orta Fırat denilen Urfa. Orta Fırat'a çok dikkat etmeyin. Urfa noktasına bakın. Çünkü bu bir akademik çalışmadan aldığım veriydi. Akademik çalışmanın yapıldığı yıllarda coğrafi bölümler kullanılıyordu. Ama artık günümüzde coğrafi bölüm yerine daha ziyade yöreler, iller vesaireler adıyla hitap edildiği için Orta Fırat yerine bunu biraz daha Urfa olarak bilmeniz daha önemlidir. Ve surprise! Türkiye'nin en düz dördüncü yeri Erzurum Kars.
Şu an belki de ilk defa dinleyip de böyle kalanlar oluyor değil mi? Gözüne far tutulmuş tavşan gibi. Nasıl yani diyor. Türkiye'nin en düz dördüncü yeri Erzurum Kars mı? Evet. E sen şimdiye kadar Erzurum Kars'ı nasıl bir yer zannediyordun? Muhtemelen dağlık, engebeli. Oo, çok kötü. Ya hayır. Erzurum Kars plato değil mi? Plato. Platolar nasıl yerler? Düz. O zaman bir sıkıntı yok. Adamın yüksek olması. Ya yüksek olan bir yer düz olamaz mı? Öyle bir kaide mi var? Aynı zamanda düz de olursun, yüksek de olursun. Orası yüksek düzlüklerdir. Peki ben şimdiye kadar şöyle anlatıyorum. Hep diyorum ya Erzurum Kars. Al sana. Şurası Erzurum Kars'ın platoları. Ah Erzurum platosu, Kars platosu. Üstü dümdüz. Yüksek ama düz. Peki Erzurum Kars'ta o zaman düzlük olduğuna göre tarlalar geniş yer kaplar mı? Kaplar. Peki hocam niye tarım yok? Ya sen şimdiye kadar Erzurum Kars'ta tarım olmayışını tarlasızlık mı zannettin? Erzurum Kars'ta tarla çoktur. İklim tarım yapmaya müsait değildir. Yani orada tarım olmayışını sakın götürüp de dağlık arazi, engebeli arazi gibi bir şeyler söylemeye çalışana ağzına vur geç. De ki burada tarla çok da kardeş yılın 6 ayı toprak donmuş. 9 ay kar ya zaten yerde kalıyor. Geri kalan 3 ayda da karlar eridiğinde zaten yağmur yağıyor. Ne ara tarım yapacaksın? O yüzden de burası tarımda kullanılmıyor. En alçak yer Marmara. Aynı zamanda en alçak bölüm de Ergene'dir. Edirne'nin olduğu yer. Aa şimdi Edirne bu nereden çıktı ya? Bu şey değil mi? Emre Hoca'nın meşhur baklava deseni. Bu baklava deseni nereden çıktı diye. Şimdi bakınız bende de çıktı o baklava deseni. Ben sana Edirne'nin olduğu yeri şöyle anlatayım. Türkiye'nin hem en düz hem de en alçak yeri. Yani Edirne resmen bir evin bodrum katı. Aa sorarım o zaman sana. Bodrum katın başına hangi afet gelir? Ne zaman ki yağmur yağsa su taşar, baskın olur değil mi orada? Taşkın olur. İşte bu. Edirne'yi sürekli sel alıyor. Meriç Nehri sürekli taşıyor. Sana sorarsa niye bura taşıyor, niye su alıyor? Hem Türkiye'nin en alçak hem de en düz yeri. Bildiğin bodrum kat. Bodrum katı su basar. Çatı kattan da kar düşer. Doğu Anadolu'da Türkiye'nin çatı katı. Orada da çığ oluyor işte. Bu kadar, bak dikkat et, Ergene, Edirne'nin olduğu yer. Gece gündüz oradaki Meriç Nehri'nin taşkın riski var. Hatta bazen de taşıyor. Tarlalar neyin içinde sürekli? Su içinde. Peki su içindeki tarlada en iyi ne yetişir? Pirinç. Türkiye'de en çok pirinç nerede yetişiyor? Edirne'de, işte Meriç. Dolayısıyla bu noktaya dikkat ediniz. En yüksek bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Tabii yüksek bölümler kimler derse, Erzurum Kars yüksek mi? Evet. Bugün Ağrı Dağının olduğu yerde dahil olmak üzere Yukarı Murat Van dediğimiz yer yüksek mi? Evet yüksek. Hakkari yüksek. Bunları da zaten söyleyebiliriz diyorum arkadaşlar. Evet bir diğer ünite iklim. Ona bir diğer dersimizde başlayalım. Siz yine burada öğrenmiş olduğunuz bilgileri güzelce notlarınızı tutuyorsanız onlara geçirin. Veya soru çözümü vesaire yapıyorsanız da bunlarla birlikte destekleyin. Ben yeni ünite için hemen başlarken siz molanızı verin ve devam edin. Hoşçakalın.